geçmişte biraz daha geçici olarak kurgulanan bu göç, beyin göçü, şimdi daha eğimli olarak, kalıcı olarak planlanıyor. Utrecht'te ben kanal kenarında yürürken bir öğrencime rastladım. Onunla konuşurken kanalın diğer tarafından geçen başka bir arkadaşına el salladı. Aa, o da buraya gelmiş dedi yani. Sayı yüksek. Türkiye'den Avrupa'ya gidiş 2015 yılı itibariyle daha önemli bir hal almaya başladı. Türkiye dünyada en çok mülteciyi ağırlayan ülke olduğu kadar son yıllarda yurt dışına önemli sayıda göç veren bir ülke haline geldi. Resmi rakamlara göre bile Türkiye'den ayrılan Türk vatandaşlarının sayısı Türkiye'ye gelenlerden fazla artık. Üstelik gidenlerin büyük bir kısmı oldukça iyi eğitimli ve meslek sahibi kişiler. Ben Almanya Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum. 23 Nisan'da bir televizyon yayınında hayalini Alman vatandaşı olmak olarak açıklayan Darüşşafakalı öğrenci beyin göçü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018'de açıkladığı en son verilere göre Türkiye'den ayrılan vatandaş sayısı 113.326. Bu bir önceki yıla göre yaklaşık %63 artış demek. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde göç konusunda çalışmalar yürüten Ulaş Sunat'a son yıllardaki göçün öncekilerden farkına dikkat çekiyor. Son yıllarda değişen patern, değişen örüntü gidip aslında kalıcı bir şekilde orada kalma ve yaş aralığı daha yükseldi. Eskiden daha üniversiteyi bitirir bitirmez belki bir iki bir yıl burada çalışıp sonrasında gitme şeklindeyken, şimdi 30'lu yaşlardan sonra birazcık, hatta burada bir hayat kurma deneyimi yaptıktan sonra, yani ailesini kurduktan sonra gitmek. Türkiye'de hareket alanı çok kısıtlanmıştı bizler için. Özellikle bir miktar daha muhalif olanların hani mesela projelerden çıkarılması söz konusuydu. Hayat güçleşince ve henüz de şansımız varken yurt dışında çalışıp tekrar biraz daha akademiye yoğunlaşıp kendimizi biraz daha geliştirme şansımız varken değerlendirmeye karar verdik. Veri bilimi konusunda uzman Profesör Doktor İlker Birbil 15 ay önce hayatını ailesiyle birlikte Hollanda'da devam ettirmeyi seçti. Bir kişi gittikten sonra bir firmaya, o kişi daha sonra Türkiye'deki neredeyse 2-3 kişiyi daha götürüyor. Resmen bir departman olarak oraya giden insanlar oldu. Okumuşa ya da eğitimliye bir itibar verilirdi. Yani maddi olarak bir itibar değilse de manevi saygı, hürmet konusu çok altı çizilesiydi. Ama son yıllarda bu düştü. Ve bunun düşüşü, aslında bu önemlidir, bu prestij düşüşü, okumuşun burada kalmasının pek bir kültürel ya da sosyal getirisi olmamaya başladı onun için. Türkiye'den göç alan ülkelerin başında yine Almanya geliyor. Türk vatandaşları tarafından Almanya'ya yapılan sığınma başvurusu 2018'de bir önceki yıla göre %25 artarak 10.655'e yükseldi. 2000'li yılların sonlarına kadar Almanya ile Türkiye arasındaki net göç oranları Türkiye lehine değişmeye başlamıştı. Yani Almanya'da yaşamış, Almanya'da doğmuş büyümüş Almanya Türkleri dediğimiz entelektüel gençlerin kendilerini Türkiye'de bir takım olanaklar yaratmaya başladıklarını ve bu nedenle Türkiye'ye göçtüklerini hatırlayalım. Türkiye'den Avrupa'ya gidiş ise o gidişler 2015 yılı itibariyle daha önemli bir hal almaya başladı. Güvenlik konusundaki açmazlar nedeniyle, Türkiye'deki devletin giderek otoriter bir tavır sergilemesi itibariyle, Türkiye'deki devlet kurumlarının giderek muhafazakarlaşması, İslamileşmesi nedeniyle, Türkiye'deki toplumsalın polarize edilmesi nedeniyle, entelektüel insanlar kendilerini bir çıkmaz içerisinde görmeye başladılar ve kendilerine daha iyi olanakları sunan coğrafyaları biraz meyletmeye başladılar. Almanya bunlardan bir tanesi. Türk vatandaşların Avrupa'daki öncelikli tercihleri belki de Kuzey ve Batı Avrupa oldu. Ancak sürpriz bir ülke daha vardı son yıllarda. Yunanistan. Yunanistan aslında yıllardır ekonomik krizin pençesinde ve bu yüzden aslında kendisi yoğun bir beyin göçü veriyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda üniversiteyi bitiren çok sayıda Türk vatandaşı da
rota olarak Yunanistan'ı seçti. Mesleki kariyerinin başındaki pek çok kişi Atina'ya ve Selanik'e göç etti. Ulaş Gürşat aslında gazeteci. Ancak son 5 yıldır Atina'da satış temsilcisi olarak çalışıyor. Ne yapacaktım diye soruyorum kendime. Bir yerde çalışacaktım, bir gazete çalışacaktım. Ayda 2000 lira, 2500 lira alacaktım. O zamanın parası 2015, 2016 civarlarında. Bu parayla İstanbul'da bir kirada bir eve çıkamazsın. Bir sosyal bir hayatın olmaz ve gazeteciyken de haftada 6 gün çalışıyorsun. Haftada 6 gün aslında sevmediğin bir patron için çalışıyorsun eğer ana akımdaysan çoğunlukla. Fikirlerini ve yaptığı işleri beğenmediğin bir fikri sen bu sefer savunuyorsun. Veya onu savunuyormuş gibi görünüyorsun. İstediğini söyleyemiyorsun. Tamam, benim özelimde daha çok lifestyle ve spor haberleri yapıyordum. Bu benim çok fazla etkileyen bir şey değildi. Ama yine de hayat daha zordu. Kısa vadede dönmeyi düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir yıl önce gidenlerle ilgili şu yorumu yapmıştı. Aslında bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük. Bu açıklamaya rağmen tersine beyin göçü projeleri de başlatıldı. Gidenin yerini dolduran kişi onun yerini aslında doldurabilecek kabiliyet de olmayabiliyor. TÜBİTAK Türkiye'ye dönecek bilim insanlarına ayda 24 bin liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Uzun vadeli değil ama kısa vadeli işte para verelim gelsinler vesaire gibi şeyler abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Oradan onlardan nasıl faydalanırız onu konuşalım. Benim için asgari şey burada hani akademik özgürlüklerin sağlanıp bir şeylerin inşa sürecine girilmesi. Profesör Doktor Ayhan Kaya da gidenlerin geri gelmesine çabalamak yerine bu beyin göçü diasporasından faydalanmak için yeni yollar aranması gerektiği görüşünde. Orta ve uzun vadede bu insanlar Türkiye ile olan bağlarını, Türkiye ile olan ilgilerini koparmayacaklardır. Hatta belki Türkiye'ye olan akademik bilimsel ilgileri daha da artacaktır.